Yakın getirmişti cebine. Evet, klimaformu.com. Arkadaşlar selamlar. Şu anda Panasonic Z25TKE serisinin montajını yapacağız. Dışını teyit önce sizle paylaşmak istedim. Bizi kaldırır mısın? Kendi cihazımızı parçalayalım şimdi. Üst kapağı açalım. Şarjı üst kapağı aç. Cihaz 9'luk. Dışarıda dışarıdan baktığın zaman genelde 9-12 standart makinelere benziyor. Ama 9'luk makineler piyasada %90 tek sıra serpantin. Bu cihazın servis manuelinden baktığımızda çift sıra serpantindi. Şimdi kendisini de göreceğiz tam olarak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çift sıra serpantinli Panasonic Etera. Fan yine iki kanatlı bir fan. Metreyi alalım. Şu şey boyunu ölçelim. Siz şuradan buraya kadar boyu ölçelim. Evet arkadaşlar, kondanserin boyunu ölçüyoruz. Şöyle yuvarlak olacak alalım. Evet. 88 santime kadar geliyor buralarıyla beraber. Oldukça uzun. Kalınlığını ölçelim. Kalınlık da 3.7 santimlerde. Derinliğini alalım. Derinlik de 51 santimlerde. Bu orta sınıf 12'lik makinelerin kondanserlerine eşdeğer bir ölçüde. Evet, bir de cihazın kompresörüne bakalım. Z35 ile aynı kompresör var servis manuellerinde. Yoksa biraz... Şimdi açalım. Ne oldu? Çekil. Bana o dükkan. Evde ya takılacağız. Bir tane daha olacak onun bir yerde. Şu galiba. Diye düşünüyorum. Evet. Bakalım kompresöre. Evet arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi daha önce Panasonic 35 serisine de bakmıştık. Aynı kompresör var. 10.200 BTU'lere tekabül ediyor. Cihaz 12'lik ama kompresörü daha büyük. Bu kompresörü üst markalar bile, üst modeller bile 12'lik makinede kullanıyorlar. Boru dizaynları diğerleri sürtmeyecek gibi hiçbirisi. İşçilik farkı var. Evet, şuradan Electronic Expansion. Bak arkadaşlar, detaylar böyle. Alt tava galvaniz. Türkiye'ye gelen serilerde burada restanslar yok bunlarda. Ama soğuk ülkelere gidenlerde tava restansları da var. Defrost sırasında burada buzlanma olmaması için bu cihazları da koysalar aslında iyi olurdu. Ama işte ufak tefek maliyetlerden maalesef bazen kaçınılıyor. Cihazımız bu arkadaşlar. Bundan sonra montajdan sonraki performansları da sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar, Z35'i söktüğümüz zaman kartını incelememiştik. Şimdi bu cihazı Z25'e açtım. Şöyle yaklaştırın. Dikkat ederseniz kartın üzerinde tamamen bir jel tabaka var. Belki detaylarda görünüyor mu bilmiyorum. Video ile çekmeye çalışıyorum ama elinize dokandığınız zaman kartın tamamı
mijel tabakasıyla kaplanmış. Tıpkı Zebra 2035'lerdeki gibi. Bu neye yarar derseniz, bununla ilgili video ek de koyacağım. Daha önce Müslüm Şerekler'in kartında yaşanan olay bunu da kesinlikle yaşanmayacaktır. Tamamen üzeri silikonumsu gibi jel bir malzemeyle kaplı.